Herkese merhaba. Yepyeni bir programda karşınızdayız. Biliyorsunuz İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ile 6 bölümlük bir seriye başladık. İlk seride Cüneyt Özdemir Ataşehir Kampüsü'ndeydi. Biz de ikinci bölümünde Doğa Koleji'nin Başakşehir Kampüsü'ne geldik. Bu 6 bölümlük seride Doğa Koleji'nin, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin farklı özelliklerini göstereceğiz. Bugün Başakşehir Kampüsü'ndeyiz. Başakşehir Kampüsü'nde yabancı dil eğitiminin nasıl olması gerektiğini, burada nasıl bir yabancı dil eğitimi verildiğini sizlere anlatacağız. Ve en önemlisi yabancı dil eğitiminin çocuk gelişimindeki önemini İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Didem Özgür'e soracağız. Gelin isterseniz hep beraber bu bölümde neler yapacağımızı izleyelim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Didem Özgür, Doğa Koleji, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanıyım. Evet. Hocam, İngilizce eğitimini nasıl veriyorsunuz acaba? Bize biraz anlatabilir misiniz? Evet, okullarımızda, tüm kampüslerimizde İngilizce eğitim programımız anaokulundan liseye birbirini takip eden bir program çerçevesinde veriliyor. Her yaş ve sınıf seviyesinde uyguladığımız programlar, etkinlikler, kullandığımız materyaller ile bu programı sürdürüyoruz. Ama tabii ki nitelikli bir eğitim ortamı yaratmak çok önemli. Öğrenci ilgi ve beklentilerine ne yönelik bir program yürütmek çok önemli. Bu sebeple de bizler İngilizce eğitim programımızda öğrenciyi merkeze aldığımız, iletişim odaklı, uluslararası sınavlarla objektif değerlendirdiğimiz bir süreç yürütüyoruz. Hocam, uluslararası sınavdan kastınız nedir acaba? Neyi anlatıyoruz orada? Biz tüm okullarımızda elbet kendi ölçme ve değerlendirme basamaklarımıza öğrencilerimizi tabi tutuyoruz. Ama bunun yanında uluslararası objektif bir değerlendirmeyi de önemsiyoruz. Sonunda öğrencilerimizin sertifika alabildiği, onların dil yeterliklerini de objektif gözlemleyebildiğimiz, ona göre de programımızda gerekiyorsa revize yapabildiğimiz bir süreci önemsiyoruz. Hocam, burada nasıl bir ortam var? Bu ortamın nitelikli olarak siz nitelendirebiliyor musunuz hocam? Evet, bizler okullarımızda özellikle yabancı dil eğitiminde iletişim odaklı bir ortam sağlamayı çok önemsiyoruz. O yüzden ilk başta isterseniz anaokulumuzla başlayalım. Bir dersimize misafir olalım. Good morning. How are you today? Hocam, şimdi ne tür bir eğitim veriliyor çocuklara? Biraz anlatabilir misiniz? Evet, anaokullarımızda, evet, erken yaş gruplarımızda şu an MBT dersi yapıyoruz. Burada öğrencilerimiz bugün hangi gün, hava durumu nasıl, bugün ne hissediyorlar, sınıfta kimler yok, bunları konuşuyorlar. Burada da amacımız aslında işte o iletişim ortamını onlarla sağlamak, birbirleriyle sohbet etmelerini, iletişim içerisinde olmalarını, farklı yapılar kullanarak İngilizceyi öğrenmelerini sağlıyoruz. Evet. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji okullarında İngilizce eğitimi kaç yaşında başlıyor acaba? Erken yaşta başlıyoruz. 3 yaş itibariyle başlıyoruz. Yoğun bir ders programıyla başlıyoruz. Çünkü öğrencilerimizi yoğun bir İngilizce eğitimine maruz bırakıyoruz böylece. Ve elbet hepimizin bildiği gibi erken yaş becerilerin çok hızlı edinilebildiği bir yaş. Aynı şekilde yabancı dilde öyle. Ne kadar erken yaşta İngilizce eğitimine başlarsak, örneğin bir konuşma becerisi de o derece hızla gelişebiliyor. Yılın üstünde bir öğretmenlik deneyiminiz var, tecrübeniz var. Sizce öğrencilere İngilizce eğitimi erken yaşta mı başlatılmalı acaba? Evet, kesinlikle. Aslında zaten tüm alanlarda olduğu gibi erken yaş çok hızlı öğrenilen yaşlar. O yüzden çok kıymetli yaşlar. Aynen İngilizce eğitiminde de bu geçerli. Örneğin ne kadar erken İngilizce eğitimine başlanırsa öğrencilerin İngilizce konuşma becerisi de o denli hızlı ve başarılı gelişebilir. Evet. Öğrenciler peki yabancı dil öğrenmeye yatkın mı? Siz nasıl teşvik ediyorsunuz? Orada bir program var mı acaba? Evet, onlara merak uyandırıyoruz.
Merak uyandırmak çok önemli. Onların ilgisini çekmek çok önemli. O farkındalığı yaratmamız çok önemli. Çünkü ileride mutlaka ihtiyaç duyacakları bir alan. Bu sebeple onlarda o farkındalıkları oluşturmak istiyoruz. Bir örnek de ilkokulumuzdan size göstermek isteriz. Bir sınıfa daha giriyoruz yani. Bir sınıfa daha giriyoruz. Çok girmeden uzaktan bakalım. Evet. Hi everyone, good morning. How are you today? Okay. Fine, thank you. Evet, burada mesela ilkokulumuzda çok önemsediğimiz, aslında ileriki yaşlarda da devam ettiğimiz matematik ve fen entegrasyonu yapıyoruz. Yani öğrencilerin ilgi alanlarını da biz derslerimize disiplinler arası bir programla dahil ediyoruz. Böylece hem ilgilerini çektikleri bir alanda derslerini gerçekleştiriyoruz hem de İngilizcelerini geliştirebiliyoruz. Mesela bu programın içeriğinde öğrenciye ne katkısı var? Evet, bu matematik ve fen entegrasyonu. Yani burada matematik ve fen derslerini de aslında o içeriklere de sahip olabiliyorlar ama biz bunu İngilizce yapıyoruz. Hocam şimdi ne tarafa gidiyoruz? Şimdi bir örnekte size ortaokul sınıfımızdan göstermek istiyoruz. Buyurun ortaokula gidelim. Hadi hep birlikte gidelim o zaman. Başakşehir kampüsündeki gezimize devam ediyoruz. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Didem Özgür sağ olsun bize tane tane anlatıyor. Okulda nasıl bir eğitim verildiğini, İngilizcenin önemini konuşmaya devam ediyoruz. Yine bir sınıfın kapısındayız. Hocam yazılı dışında teknoloji de kullanıyorsunuz. Bunun da öğrencilere faydası nedir acaba evet, eğitimde? Örneğin bu dersimizde bir dijital kütüphane programımız var. Onu kullanıyoruz. Burada öğrencilerimiz ne yapıyor? Diledikleri, istedikleri kendi ilgi alanlarında kitaplar okuyabiliyorlar. Sonrasında arkadaşlarıyla birlikte o kitapları yorumlayabiliyorlar. Ama İngilizce eğitiminde dört dil becerisine çok önem veriyoruz. Yani okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Bu program sayesinde onlar okuyor, bu kitapları dinleyebiliyor, bu kitaplarla ilgili tartışıyor ve konuşuyor ve aynı zamanda kitaplarla, okudukları içeriklerle ilgili yazı çalışmaları yapabiliyorlar. Sadece ana dilde değil, İngilizce'de de okumayı önemsiyoruz ve okumalarını istiyoruz. Evet, devam edelim hocam. ETA Vakfı Başakşehir Doğa Koleji kampüsündeyiz. Didem Hoca ile dolaşmaya devam ediyoruz. Hocam pandemi döneminde özellikle uzaktan eğitimde bir sorun yaşandı mı? Çocuklar adapte olabildi mi o süreçte? Biraz onu bir anlatabilir misiniz? Açıkçası onları özlemek dışında bir sorunumuz olmadı. Çünkü biz zaten hem okullarımızın dijital altyapısıyla hem kullandığımız bu dijital platformlarla, materyallerimizle bu sürece çok hazırdık. Uzaktan eğitim sürecinde herhangi bir eğitim kaybı olmadan bu süreci yönetebildik. Ama biz yine de tabii ki öğrencilerimizin gözlerine bakarak eğitim vermeyi çok daha tercih ediyoruz ve bundan dolayı mutluyuz. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Şimdi artık biraz daha yaşımız büyüyor ve liseye ziyaret edeceğiz. Tamamdır, hadi gidelim. Didem Hanım, yeni bir dünya kuruluyor, teknoloji giderek gelişiyor. Öğrencilerin ilgisini nasıl okulla buluşturuyorsunuz, neler yapıyorsunuz mesela? Evet, aslında demin de anlattığım gibi onların merakına cevap vermeye çalışıyoruz tüm eğitim programımızla birlikte. Ama yaş biraz daha ilerledikçe, biraz daha lise düzeyine geldikçe öğrenciyi öğrenmeye de ikna etmeniz gerekiyor. Ne işe yarayacak öğrendiği bilgi, bu önemli. Yabancı dil bu anlamda özellikle çok önem verdiğimiz bir alan. Çünkü mutlaka gelecek hayatlarında, üniversitede, belki sonrasında iş yaşamlarında mutlaka karşılarına çıkacak. O yüzden önceliğimiz onlara bu farkındalığı yaratmak.
Hocam nasıl bir farkındalık? Biraz örnek verebilir misiniz acaba? Evet, mesela bugün burada bir etkinliğimiz var. Size onu anlatmak isterim. Biz tüm Doğa Koleji kampüslerimiz arasında MUN konferansları düzenliyoruz. Yani Birleşmiş Milletler konferansları ve bu konferanslarda her öğrencimiz bir ülkenin delegesi rolünde o ülkenin o konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor ve sonunda da bir sonuç bildirgesi oluşturuyor. Ama bu büyük organizasyon öncesinde kampüslerimizde de bunun daha ufak bir simülasyonu gerçekleştiriyoruz. Mesela bu Birleşmiş Milletler'in ECOFIN komitesi ve konumuz iklim değişikliğinin ekonomik sonuçları. Şu an öğrencilerimiz burada ülkelerin delegeleri rolünde o ülkenin bakış açısıyla bu konuyu tartışıyorlar ve sonunda da bir sonuç bildirgesi oluşturuyorlar. Hocam bu programlar İngilizce gelişimlerine çok katkı sağlıyor ama peki sosyal gelişimlerine bir katkısı var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle. Bu programlarda evet %100 İngilizce kullanıyorlar, İngilizce tartışıyorlar ama biz öğrencilerimizin global insan olarak yetişmesini de önemsiyoruz. Yani dünya meselelerinin farkında, özgüven sahibi, konuşmayı bilen, konuşurken dinlemeyi de bilen bireyler olarak yetişmelerine önem veriyoruz. O yüzden de bu gibi programların katkısı elbet çok büyük. Evet. Mezunlarınızın dil yeterlilikleri nasıl hocam? Evet, bizimle eğitim yolculuğuna anaokulu itibariyle başlayan öğrencilerimiz liselerimizden mezun olduğunda yabancı dilde tüm becerilerde başarılı olabiliyorlar. Ve bu İngilizceyi sadece iletişim dili olarak, konuşma dili olarak kullanmalarını istemiyoruz. Biz onların akademik makaleler okuyabilmesini, akademik makaleler yazabilmelerini de önemsiyoruz. Çünkü burada verdiğimiz eğitimle biz onları sadece üniversiteye değil, üniversite sonrası iş hayatına da hazırlıyoruz. Bu sebeple hangi dalı seçerlerse seçsinler, mühendis olabilirler, doktor olabilirler, avukat olabilirler, kendi alanlarında dünyayı takip edebilen, dünyada olup bitenleri önemseyen, tüm global konulara duyarlı gençler olarak da yetişmelerini önemsiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim Bilal Hanım. Çok sağ olun. İTÜ-ETE Vakfı Doğa Koleji'nin Başakşehir'deki kampüsündeydik. 6 bölümlük bir seriye başladık biliyorsunuz. İlk bölümde İTÜ-ETE Vakfı Ataşehir kampüsündeydik. Şimdi Başakşehir'e geldik. Önümüzdeki hafta bambaşka bir kampüste olacağız. Yepyeni programda görüşmek dileğiyle.